Evet, uzun bir aradan sonra selamlar milletten Feanur. Bugün hardware kasıyoruz ama biz bir üstümüzü boşaltmamız gerekiyor. Ryze Online'dayız. Günümüzün şu anda en popüler oyunu Ryze Online. Sizler de biliyorsunuz bunu. Şimdi şu yüzümüzü boşaltalım. Şunları bırakalım, biraz atarız. Şimdi arkadaşlar, Ryze Online'da bir akım başlattık. Instagram'da göreniniz vardır. Bir ayda Yuki Hammer parası biriktirmek diye. Yaklaşık olarak 2000 lira yakın bir para çektik Ryze Online'da. Şu anda birikimde bekliyor öyle. Şu anda da Harvest kasmaya devam ediyoruz ama Harvest kasarken de böyle Iron Stone görünce bunları alıyoruz. Çünkü Rockstone'lar güzel para ediyor. Gelip bana vurma. Bak orada. Kaç tane de arkadaşımızı başlattık bu oyuna. Onlar da Odun, Rockstone, efendime söyleyeyim, Herbalizm falan kasıyor. Bazısı Fishing kasıyor. Bazısı Roll bırakıyor, işte Trapiten falan kasıyor. Biz de Harvest ve Rockstone kasıyoruz. Yani yeri geldiğinde Skinny kasıyoruz. Yani önüme gelirse alırım yani Zebra. Stack falan geliyor bazen. Geyik yani, onları falan alıyoruz. Ama genelde zebrayı görürsem diyorum. Şimdi arkadaşlar, bu Ryze Online'da aktif oynarsanız günde böyle 5-6 saat falan Harvest kasarsanız yaklaşık olarak günde 300-400 lira bir para kazanabilirsiniz. Yani ama sağlam kasmanız lazım, şimdi bunu söyleyeyim. Yani böyle alttan videonuzu açarsınız izlersiniz ya da kulaklıkta dinlersiniz bu videoyu. O süre zarfına da Harvest kasarsınız sürekli ya da odun kasarsınız. O size kalmış bir şey. Ama güzel paralar döndüğünü söyleyebilirim. Yani Instagram'dan takip etmeyen kişiler varsa Instagram'dan buna bakabilirler benim. Instagram'da sürekli story paylaşıyorum bunun hakkında. Güzel para dönüyor bu arada diye. Şimdi bu para nasıl dönüyor onu da söyleyelim. Hemen Overland Class Game'e girelim. 4.90. Yani 5 lira. Birim 5 lira arkadaşlar. Birim toplamak için de yaklaşık 10 dakika 15 dakika Harvest kasmanız yetiyor. Onun yanında da hani Rockstone'la kasabilirsiniz. Rockstone tanesi 27-28'den falan gidiyor. Rockstone güzel para bırakır ama Dorion'daki Rockstone kazdığında Stone da çıkabiliyor. Stone para etmiyor bildiğiniz gibi. Ama biz böyle al sat ticarette dönebilirsiniz. Böyle 100 emi 2 günde 150 emi yapabilirsiniz ama sizin olmayan bir şeyler yani zarar da edebilirsiniz. Satamayabilirsiniz de. Ama genelde satılıyor. Ama tabii siz çok yüksek fiyatla yazarsanız satılmayabilir. Onu da söyleyelim. Bak şimdi sen buraya geldin ya. Biz genelde toplayıcılık mesleki kısımlardayız. Ben böyle al sat ticaret de yaptım. Al sat ticaretle beraber de böyle 500-600 lira para kazandık. Mesela aşağıda bir tane stack var. Yani deer. Burada da var. Bunu almamız fayda göstermiyor. Fayda göstermez bize.
Tam bir tanesi 13-14K falan ediyor. Buradan 5 tane falan gelir veya 4 tane. Ama onun yerine burada Harvest'i döndürmemiz daha iyi. Yani bu 20 saniye varmış mesela, o 0 olsaydı toplardım ikisini de. Ama onun yerine Harvest kombine şey Harvest rotasyon dönmek daha faydalı bence. Bak burada üçüncü varmış. Iron Stone da var. Durmayacağım Iron Stone içinde. Yani rotasyon dönmemizi bozmayalım. Ya böyle mesela şuralar boş. Galiba burada bir toplayıcı var benimle beraber. Bakalım. Odun da güzel para ediyor arkadaşlar bu arada, bilginiz olsun. Yeni başlayacak arkadaşlar için bu toplayıcılığı öneririm. Yani sadece burada ben abi para kasayım. Toplayıcı yapayım, mesleklerimi geliştireyim. Ondan sonra çarım 70 79 80 level falan olsun. Para eder çarımda diyor diye düşünüyorsanız da bence yapın. Benle beraber Akbulut topluyor galiba. Akbulut benle konuşayım, şimdi toplama yapıyor sanırım. Yani kimsenin kazancını bölmeden, hani kimseye yazma gereği duymadan biz de yolumuzu bulmaya çalışıyoruz böyle. Sabah kaçta oturduk bilgisayara? 19 buçuk gibi, 10 değil 9 buçuk 9:20 gibi falan oturduk. 9:20'den beri yani topladığımız burada. Şurası hariç şuralar. Yani 2 saat olmuş. 2 saatte bence güzel farmlamışız. Pazara da bakacağız bu sayı zarfında. Mesela arkadaşın dediği gibi Pepper güzel para veriyor ama işte hani satılmıyor. Çok yavaş satılıyor. Onun yerine hani soğan, asparagus, mantar, havuç, patates, domates falan daha faydalı bence. Pepper'dan ne yemeği yapıyorduk ya? Yani olay böyle arkadaşlar. Toplarsınız. Paranızı cebinize koyarsınız. Ama tabi bana kalırsa böyle bir yüzen yani 1 GB yapmadan bozdurmayın. Çünkü ufak tefek paralar oluyor zaman. Ufak tefek paralar da cebinizden çabuk gider. Biz öyle yapıyoruz. 1 GB falan. 95 en falan olunca bozuyoruz. Bir için batıyoruz. Üçüncü gün bugün. Dördüncü gün pardon. 3 günde 2000 liraya yakın para toplamışız. Allah bereket versin. 2 bilgisayar var bu arada. Bir bilgisayar görev itemleri satışında benim. Bir bilgisayarda da böyle toplayıcılık yapıyorum.
Yani olay bu arkadaşlar. Toplarsınız. Biriktirsiniz. Toplu satarsınız. Güzel paraya satarsınız. Yani kraftçılar var mesela. Toplu mesela böyle 2000 3000 tane patates koyarsın. 13K'dan 14K'dan. Kraftçı direkt gelir çeker onu. Milletten toplamak yerine. Mesela öyle avantajları var bu oyunda. Güzel paraya satarsınız yani. 12K esasında 2000 tane 26 en para eder mesela. Tertemiz para. Normal böyle az satarsan 8-9K'ya önce satabiliyorsun. Mesela bu topraklarımız ne kadar ediyor? Bunlara bakalım. Dokuza 50 lira tertemiz. Tabi bu yazdığıma inanmayın. Böyle bir şey yok da. Dalgasına yazıyorum böyle. Şimdi bizim itemlarımız da var. Itemleri de koyacağız. Onun paramız var. Yan hesapta 2 yemeğe kadar para var. 12. Ya bu ikinci pazarım olacak yani benim ikinci seferim. 9. Bir 9 daha kazanmışız. 18. Bence iyi yani günlük 18 45 90 lira oradan böyle yani 100 lira para toplamışız bugün. Tabi bugün ben bayağı yorgundum, bir de 2-3 ev overhand attım orada, saldım biraz harveste yani, o yüzden. Bu arada bir saniye, bu arada YouTube'u biraz boşladığımızın farkındayım ama günlük artık Rise Online videoları gelebilir. Siz de umarım Rise Online olarak izlemeye devam edersiniz bizi. Biliyorum algoritmamız biraz düştü, efendime söyleyeyim. Videolarımız artık izlenmeye başladı ve benim de biraz canım sıkıldı. O yüzden video atmayı biraz bıraktım. 2 ay oldu herhalde video atmaya da. İki ay sonra ilk video. Sesim biraz düşük olabilir. Çünkü hem kardeşim şu anda hem de ben yorgunum.
herhalde böyle bir 20 dakika sonra. Ben de yatış pozisyonuna geçelim. Çünkü bildiğiniz gibi ben gece çalışıyorum arkadaşlar. Gece resepsiyonistiyim. Onun için de uyumamız gerekiyor. Öğlen olunca. Ya yine bence iyi kastık. Baba ayda 100 lira kassan. Pardon, ayda değil. Günde 100-150 lira kassan. Tamam mı? Kaç para eder? 3000 lira para yapar. Şimdi ben ne yapacağım da size söyleyeyim. Bir tane robot parti bulacağım kendime. Tamam mı? Ondan sonra diğer hesabı görev itemlerinden çıkartacağım. Vereceğim bunları. Gireceğim doğru yolda, onunla pazar kuracağım. Ondan sonra bunu da çöp falan bırakacağım. Hem de böyle böyle oyundaki herkese sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir saygı çerçevesi var gerçekten. Hani kitlesi yaş olarak bu oyun büyük. Nedeni de şu. Nedeni şu. Çünkü bu oyunu genelde Knight'çılar oynuyor. Knight'lar önünde için Knight'lar eski kişiler oluyor, eski kafalar oluyor. Sorduğu kişi şey biliyorum dedi kişiler de bu oyunda adamın söyleyeceğim şimdi çok saçma diyeceksiniz, tamam mı? Adamın 40 bilgisayarı var arkadaşlar, böyle 4-5 milyarlık 40 bilgisayar. 40 bilgisayarla hem görev parti hem de rov kuruyor, slotları kapatıyor adam. Ya bu bizim zorumuza gidiyor şimdi açıkçası. Çünkü biz de slota gitmek istiyoruz. Hani biz de rol bırakmak istiyoruz çarlığımızı. Şikayetçi de olduk bu konuda. 40 bilgisayar. Tamam. Yani bir şey olmadı şimdi. Herkes istediği kadar bilgisayarla oynar. Herkes istediği kadar çarlığa oynar. O ayrı bir şey. Ama bu ayıp yani. Niye ayıp? Çünkü bizler de emek veriyoruz bu oyuna. Hatta o adamdan daha çok emek veriyoruz. O adam koyuyor bilgisayarları rola. Alıyor çöp bitenleri, takır takır satıyor. Deli gibi para kazanıyor günlük. Şimdi 40 bilgisayar çok yakar abi diyeceksiniz. 40 bilgisayar çok yapmıyor arkadaşlar. Sayıya böyle gözünüzü korkmasın. Çünkü bunlar düşük sistemler. Ekran kartsız düşük sistemler. i5, 5. nesil, 4. nesil bilgisayarlar. O yüzden fazla yakmıyor. Okuyacağım şurada bir tane ben. Oturayım bir şey. Oturmadan okumak istemiyorum çünkü. Aklım sal be. Aklım benim önümde mi ya? Ben anlayamadım. Arkamdan geliyor en son ama. Önüme mi fırladı acaba?
basmayacağım. Zebra için bakacağım. Şu iki tarafa da bakacağım. Ondan sonra zebraya geri döneceğim. Ondan sonra zaten Rupert'ı ararım. Görev itemleri olan çarı yanına gidelim. Bunları veririm ona. Demiştir. Slot mesela. Bak orada carrot var. Görmemişim bak. Niye? Allah Allah. Tamam. Vermezsen verme lan. Bunu da onlayalım artık hani skin'i diye. Gördüğümüz buharları da alırız. Olmadı buhar toplamı çıkarır. Çünkü bir buhar 18-19 kaydı arkadaşlar. Güzel para. Bence. Köye dönene kadar harvest'teyiz. Şu potlarımızı fulledik. Canımızı malımızı fulledik. Abi zebra da. Yani zebra görünce bence bırakmayın. Hem güzel XP veriyor hem de para ediyor yani. Yani 216 x veriyor mesela. Mesela şurada, şurada iki tane harvest gördük. Bırak lan. Elimizdeki yağ iyi değil arkadaşlar. O yüzden bulamıyoruz şu anda. Ama yine idare etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu yayla. Şeye basamamıştık bak. Bu 20 idi. Bu da 16 idi galiba. Ya da 17 de olabilir. Emin değilim. Şimdi bu kadar kaldı işte. Ara sıra basıyor. Yok 21'e 18'di pardon. Arada bazen boşluk verdik. O yüzden basmadık yani.
Iron Stone'lar çok güzel görünüyor gözümse. Aslında bir tur da Iron Stone'a çıkabiliriz, omletler alıp depodan. Öyle bir şey yapabiliriz aslında. Öyle yapalım bence. Şu Harvest'i köye kadar bitirelim. Ondan sonra Iron Stone'a çıkalım. Ya 6-7 tane kırsak kafidir yani. Beklerim. 30 saniye bunun için beklenir. Yani yine giderken de onda da 30 saniye bekleyen. 1 dakika beklerim yani. Zebra için. Bir de arkadaşlar bilenleriniz vardır zaten. Oyuna Radiant'lar gelecekmiş. Galya ile Mantis'e. O yüzden bence oyunu salmayın. Tam çar dizme zamanı. Bilginiz olsun. Brawlers. Çok güzel harbest kastık ha. O zebra değildi değil mi? Değil galiba. Şu böyle bir kalsın. Bu harpiler buraya gelmedi mi?
Onu kesmem gerekiyor ya. Hiç bir pilimiz var. Hiçbir müzik atıyoruz. Belki akşam 73.5 falan olur. Yok artık. 2 milyar hiçbir istiyor. Vazgeçtim ya. Stone dönmeyeceğim. Çünkü ağırlık basmaya başladı. Adam da yazıyor ya, sevabını Grey Clover kesecek var mı? Bir de arkadaşlar droplu slot ekmemiz lazım bizim. Drop place o salt ekmeğin bir anlamı yok. Boşa roll'umuzu tüketmiş oluruz çünkü. Burada 4 tane var. Mis. İleride bir tane daha mı var? Yok. Ha, şurada var. 5. Ya aslında quest yapmak lazım. Da hani gerek duymuyor şu anda. Kim basar atarız. Harcayacağım pota değer mi değmez mi onu düşünüyorum. Yani harbiden buradayken vurmayız bence. Bitti. Yarısı lambası bitti. Aldık. %10 kalmış lan.
Böyle 80 olurmuş. Biz köye gidene kadar bunlar bize yeter. Bu yemek. Bundan sonra aktarım yaparız. Warrior'a. Warrior'daki parayı çekeriz. Şu anda giderek bozmuyor. Şu anda 1.6 M para olmuş burada. Gelip de bana vurma yeter. Maşallah, bak ne kadar güzel maşallah koymuşsun. Şimdi bak o Warrior'daki parayı alacağız, tamam mı? Ondan sonra o 11 buçuk falan bir para yapar. Onunla ucuza sebze toplayacağız pazarlardan. Toplu olacak ya bizimki. Zaten şu an toplu. Daha da fazla olacak. Biraz da yükseğe koyacağız. Sonra ne olacak? 11 artı 9 yani 23 24 hem'lik paramız olacak 30 yani. Temiz. Deniz üstü köpürür. Ah yârim premium alıp almamakta kararsızdım. 600 lira premium aldık. İyi ki almışız ama aslında. Toplayacak da 120, yüzde 15 değil mi? 10'dan neden bozuyor? %30 daha hızlı topluyoruz şu anda. Ya aslında almaya da bilirdik ama bu kadar saatte bu kadar toplayamazdık.
kısmı da gittik mi? Işından ve PK1'e geçeceğiz. Oradan Warrior'da 20K bir para bırakırız. Gerisini çekeriz. Sonra Warrior'la yan yana pazar açarız. Temiz. Aslında ne yapalım biliyor musun? Warrior'ı bozalım. Warrior'dan bakarız ona. Biz buraya direkt slot'a gidelim bundan. Bence de. Şunları verebiliyor mu? Veremiyoruz. Şunu da veremiyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Oyunun bir üstünü boşaltalım abi. Warrior'ın üstüne da buluruz slot ya. Bir şey olmaz. O giderse gitsin. Bizim Warrior'a depodan verdiğimiz bir şey var mı? Ona da bakalım. Olması lazım. Depoda koyduğumuz bayağı bir ürünümüz var yine. Warrior'da niye pazar kuruyorum arkadaşlar? Warrior'daki pazar şimdi daha strange yüksek olduğu için hem de seri kasıyor ya.
Arbat verdik mi lan buna? Ha yok. Başka çocuğa verdik değil mi? Aynen. Doğru, 3 lok yeri var. Şöyle yapacağız. Şunu vereceğiz. Şunu vereceğiz. Ondan sonra şunu vereceğiz. Paynılık verdik değil mi? Vermişiz tamam. Ondan sonra şunu vereceğiz. Tamam. Warrior'ımız pazarcı olarak hazır. Warrior'ına ışınlandık. Warrior'ına. Şimdi ana hesaplara gidelim. Kola içiyorum da. Gençler 11.5 en paramız var. Alıyorum. Tamam. Şimdi. Ne olmuş lan bunlara? Başka ne vardı lan? Carrot. Lan bir şey diyeyim mi? Fena uçmuş ha. Sal artık.
Onları topluyorum ne oldu? 15'ten satarsın. Gidelim. Hiç de bakmadan kurmayacağız. Tek tek bakacağız. Ona göre kuracağız. Neydi lan? Warrior'ı yan yana kuracağımız için ilk başta pazarı göstereyim. Warrior'ı. Ondan sonra zaten kurarız pazarımızı. Kaç para edecek diye orası. Ona göre bakar. Bunda da kurarız. Yani bunda da yine 11'e piçetli gibi bir şey oldu. Ama olsun. Bunun dönüşü daha farklı olacaktır bize. Şimdi doğru yön bile geçtik arkadaşlar. Atma oraya kadar atalım. Tamam mı? Şimdi şöyle. Bir üstüne atalım. Bunu bir de atalım. Başka. Alamadı. Niye? İyi tamam gel şimdi boş.
koy, 3.55 koy, hop, spawn, 1 dakika, 81 koy. Lan. Ay ananı be. İki tane yerimiz kaldı. Şimdi bu üç yere ne verebiliriz buna? Bakalım. Pumpkin'i koyarız. Yumurta koyarız. Bir de bunu koyarız. Yükeriz. Şöyle koyalım. Tamam. Bunu 5'ten koyalım. Şimdi patates kaçmış. O. Şimdi ben bunu da alayım ya. Doğru 2'ye gideyim. Tamam mı? 500k vereyim. Şimdi şu dosyanı koyayım. Bak. Kurmayacağız şu anda onu. (gülüyor) 11.999 yapsak. Lan oğlum var ya şu anda bu pazar var ya efsane olacak he. Satılırsa var ya çok iyi para getirecek. Biz ucuzdan hesaplamışız ya 9M derken. Vallahi ucuzdan hesaplamışız. Piyasa yükselmiş de haberimiz yokmuş. 50 patates de verdik bunu buraya. Tamam mı? Yer dolu diye vermiyor biliyor musun?
6'a kaçmış. Dokuz seksen, 8.9. Maşrumu 2.5'e koyalım. 10 milyon yapacağım. Yani düşüyor 18.5. Ne yapsak ya? Yok abi ya, çok pahalı. Şimdi size de gösterelim. Hadi 11'en biz harcadık vermelerle. 36,5. Buradan görüyorsunuz. Tamam. Ya balığa gideceğiz, tamam mı? Parti bulamazsak. Bakalım hepsi satılırsa 36, bir de parti kurarsak burada 150 180 2, yine güzel para kalmış lan, 250 lira falan kalmış oluyor. Pardon. Tabii büyük ihtimalle o parayı 1 GB para kas bozulmayız. Tamam mı? Hagatuş'a bakacağız. Okçu partisi biz kurabiliriz belki. Bunları 8 pisi kurmuşlar buraya. Mis gibi takılıyor.
başlamaya devam.